Endüstri 4.0. Bu konuya da Endüstri 4.0'ın daha az kullanıldığı bir alanla giriş yapmak istiyorum. Yani dijital pazarlama ve satış alanıyla. Hani Brian Solis'in web sitesini de okuduğunuz zaman göreceksiniz ki Zero Moment of Truth, yani satışın sıfır anı, müşterinin bir şeyi satın almaya karar verdiği andan bahseder. Ve böyle bir şeyi becerebilmek için yapay zeka destekli, kişiselleştirilmiş pazarlama örneğini yapmanız lazım. Dijital pazarlamaya yapay zekayı eklemeniz, omnichannel ve CRM'i düzgün bir şekilde entegre etmeniz lazım ki şu anda Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki e-ticaret master dersinde öğrencim olan Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'un yöneticileri veya orada kariyerini yapmakta olan arkadaşlarımız bununla ilgili çok güzel örnekler de getiriyorlar. O yüzden Türkiye'de özellikle bankaların ve telekom şirketlerinin bu entegrasyonun farkında olduğunu görüyorum. Dolayısıyla önce bir Endüstri 4.0'ı nereden girebileceğimiz konusunda bir yorumda bulunduk. Ona ek olarak Endüstri 4.0 dediğimiz şey aslında dijital dönüşüm çerçevesi içinde düşünmemiz gereken bir şey. Yani çok çok özetle şöyle söyleyebiliriz. Dünya kaynakları büyük tekellerin elinde toplandığı için nüfus artışına bağlı olarak enerji maliyetleri artıyor. Çünkü doğal kaynaklar tükeniyor. Ve enerji maliyetleri de üretimin en büyük maliyet kalemi. Dolayısıyla bizim dijital dönüşüm hem bir zihniyet, hem yöntem ve idari süreçler, hem pazarlama, hem iş süreçlerinde bir dijital dönüşüm gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve bunun bir teknolojisi var. Yani dijital dönüşümde kullandığımız bir teknolojiler bütünü var. İşte o teknolojiler bütününe özellikle yazılım otomasyonu, insan-makine entegrasyonu, nesnelerin interneti ile kendi aralarında konuşan makineler, akıllı yazılımlar, yapay zeka ve robotlar, imalat sürecinde otomasyona geçilmesi gibi konularda aslında biz dijital dönüşüm derken Endüstri 4.0'ı kullanmış oluyoruz. Endüstri 4.0 özetle bu. Şimdi Endüstri 4.0'ı bu yüzden inovasyon ve tasarım olarak görmek lazım. Aynı zamanda da müşteri yolculuğunun bir parçası olarak düşünmek lazım. Biz müşteri yolculuğu dediğimiz zaman genellikle satış ve pazarlamayı anlıyoruz. Oysa ki bu çok eksik bir yaklaşım. Endüstri 4.0'ı genel bir şekilde düşündüğümüz zaman şunu fark edeceğiz. Benim şirketimin elemanlarının, insan kaynaklarının bile iç süreçleri var. Ve bunlar benim iç müşterilerim. Yani tıpkı dışarıya satış ve pazarlama yapar gibi onların da kendi bilgisayarlarındaki örneğin mevduat, müşteri hesapları ve diğer alanları etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamalıyım. Onlarda da bağlılık ve memnuniyet geliştirmeliyim ki şirketim ve kurumum için katma değerli hizmetler sağlasınlar, katma değerli satış yapsınlar, bir değer zinciri üretsinler. Ben bütün bunları yazılım otomasyonu ile, makine entegrasyonu ile yapabilirim. Ama dijital dönüşüm eğer işin beyni ise, Endüstri 4.0 işin bedenidir. Fakat bütün bunları bir kalp dolaşım ve sinir sistemiyle birbirine bağlamaz gerekiyor. Ve bunları birbirine bağlamak için de Endüstri 4.0'da yeni yöntemler tasarlamamız lazım. O yüzden Endüstri 4.0'ı sadece teknoloji olarak düşünmeyelim. Dijital dönüşümün bir parçası olarak düşünelim. Çeşitli en iyi uygulamalarımız, yöntemlerimiz ve süreçlerimiz olsun. Ve bütün bunları lütfen müşteri yolculuğuna göre çizelim. Bir fabrikadan bir restorana, bir üretim bandından basit bir tezgahtara kadar bütün bunlar düşünmeniz gereken müşteri yolculuğu süreçleri. Eğer bu şekilde düşünür ve akış şeması dediğimiz çoktan seçmeli flow chartlar halinde iş süreçlerinizi tasarlarsanız, yani iş fikrinizi geliştirirseniz, o zaman girişimcilikte müşteri deneyimiyle Endüstri 4.0'ı birleştirmiş olursunuz. Bana bazen öğrencilerim geliyorlar. Diyorlar ki hocam çok güzel iş fikirlerimiz var. Ben de diyorum ki onları bana söylemek istediğinizden emin misiniz? Çünkü hayal kırıklığı yaratabilirim. Hayır diyorlar, biz iş fikrimizi anlatacağız. Ben de iş fikirlerini, iş modeline döküp bana bir flowchart, akış şeması üzerinde göstermelerini rica ediyorum. Ve sistem bu şekilde çalışıyor. Peki nasıl bozulur gibi sorular yöneltiyorum. Ve onlar da bazen hayal kırıklığına uğruyorlar. Eğer gerçekten iş hayatında iş fikirlerinizi para kazanabileceğiniz veya iş yapabileceğiniz gerçek bir iş modeline dönüştürmek istiyorsanız Endüstri 4.0 ve deneyim tasarımını kullanmak zorundasınız. Çünkü müşteri yolculuğu bütün bir deneyim sürecinin
nasıl yaşanacağının planlamasıdır. İyi deneyimlerinde, kötü deneyimlerinde öngörülmesi, iyileştirilmesi, düzeltilmesi ve geliştirilmesidir. Unutmayın ki müşteri deneyimiyle kullanıcı deneyimi aynı şey değildir. Ama hepsi müşteri yolculuğunda birleşir ve tanımlanır. Bu açıdan bakacak olursanız Endüstri 4.0'ı da müşteri yolculuğu içinde düşünebilirsiniz. Endüstri 4.0 teknolojilerini şirketinize entegre edebilirsiniz. O zaman da ben rekabet gücümü arttırmak ve pazardaki ağırlığımı arttırmak için nasıl dijital dönüşüm yapacağım? İnovasyon yapmak istiyorum. Nereden başlayacağım? Nereye kadar yenilik yapacağım? Nereye kadar dijital dönüşüm yapacağım? Nereye kadar optimizasyon yapacağım? Gibi sorularınıza baştan yanıt vermiş olursunuz.